Aşk bu hayattaki en güçlü duygulardan biridir bence. İnanan vardır, inanmayan vardır. Ancak bazen birine olan sevgi ya da aşk bir o aşktan bağımla hızlıca evrilebiliyor. Bağımlılık seviyesinde sevmek çok da iyi bir şey değildir. İşte bu videoda aşık değil de artık o kişiye bağımlılık seviyesinde bir sevgi de demeyeyim takıntılı olduğunun işaretlerini anlatacağım kendi kimliğini kaybetme. Bağımlılık seviyesinde takıntılı biri, seven biri kendi kimliğini kaybetmeye başlar. Kişisel hedeflerini, yaşam amaçlarını unutur. Sanki gözüne bir perde inmiş gibidir. Partnerine olan ilgisi kendi kimliğinin bulanıklaşmasına, sadece o kişiye odaklanmasına sebep olmuştur. Kendi mutluluğunun, kendi refahının, kendi huzurunun Üstüne kat kat üstüne O partnerininkisini koyar Her şey onun içindir Hatta bu durum içsel bir huzursuzluk Endişe, kaygı, öfke yaratsa da Bundan asla vazgeçemez İkinci olarak Sürekli ona yarayışındadır Bağımlılık seviyesine seven biri Sürekli partnerinden ona yarar Küçük sevgi kırıntıları toplamak ister Sürekli olarak beğenilmek için Çaba sarf eder Kendini ona ispat etmeye çalışır bağımlılık seviyesine seven biri kendi değerini sadece partnerinin gözünde ele alır. Biri ona çok güzelsin, çok yakışıklısın, çok akıllısın, bir sürü başarıların var dese bile onu umursamaz. Ama eşi, partneri, takıntılı olduğu kişi en ufak bir övgü bile değil, en ufak bir sevgi kırıntısı gösterse dünyalar onun olur. Üçüncü olarak kontrolcü davranışlar. Partnerine aşırı derecede takıntı olan Kadın ya da erkekler onu bir kafese kapatmak isterler. Her adımını izlerler, takip ederler, e, sosyal medyada olabilir, kontrol etmek isterler, onu sınırlamak isterler, sınırlarlar hatta. Bağımlılık seviyesinde seven biri boğucudur, İpleri elinde tutmak ister ama hispi hiçbir zaman da tutamaz. En sonunda da e, bu karşı tarafı boğduğu için terk edilen taraf olur genelde. 4- Kendi ihtiyaçlarını ihmal etme. Daha önce de dediğim gibi kendi duygusal ihtiyaçlarını göze ardı eder. Kendi hedeflerini, mutluluklarını her zaman partnerinin gerisinde tutar. Tek taraflı çabalayan kişidir. Çabalar, çabalar, çabalar. Yoğun bir çaba sarf eder. Bunu karşıdan da göremeyince hayal kırıklığı yaşar. Oysa karşı taraf bunun değerini bilmez. Ki bilmemesi de normal zaten çünkü... Karşı tarafın da istediği zaten bu yoğun bir çaba ya da iyilik ya da sevgi gösterisi değil. Sen çok fazla çaba gösteriyorsun ama karşı taraf aynasını göstermeyince hüsrana uğruyorsun. Şiddetli kıskançlık partnerine aşırı bağımlı olan biri, aşırı takıntılı olan biri kıskançlık krizleri geçirir. Bununla ilgili sürekli tartışmalar yaşar. Beden dilinden çıkarımlar yapmaya çalışır, paranoyak hale gelebilir. Acaba beni aldatıyor mu? Telefonu şöyle koydu. Bu ne anlama geliyor? Şu biraz 30 saniye geç cevap verdi. E, acaba ne yapıyor gibi e, kafasında sürekli paranoyakça düşüncelerle dolaşır.